Yani şu an Türkiye genelinde 1500-1600'e yakın hasta tutsak var ama ağır hasta tutsak 650-60 civarı. Yani bu çok ciddi rakamlar. Yani bu rakamları aslında dikkate alırsak ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu iktidarın tamamıyla baskıcı, zulüm bir anlayışla ilerlediğini görüyoruz burada açıkçası. Son 2 hafta öncesine kadar da sizin de dediğiniz gibi ağır bir tutsak vardı ve Tekirdağ'da sözde beyin kanaması geçirip Çamsakura'da 2 hafta bir yoğun bakımda kaldı ve o yoğun bakımdan sonra yaşamını yitirdi. Yani bu kadar ağır bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde bu yaşadığımız şeyler ve cenazesi Dersim'e gitti. Ve bir tek o değil, şu an Metris cezaevinde Abdullah Kulay 18 yıllık ve müebbetlik alan bir hasta tutsak ve hiçbir şekilde yaşamını, oradaki kendi yaşamını bile yapamayacak, ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir durumda. Ve aynı koğuşta 3 arkadaş var. Abdullah Kuday ile beraber 2 arkadaş daha var ve ikisi de aynı şekilde ağır hasta tutsak bunlar. Hani bunların normalde bırakılmaları gerekecekken işte adli tıp kurumu dediğimiz aslında gardiyandan, elektrikçiden bilmem şuradan oluşan bir kurum oluşmuş, gözlem kurulu oluşmuş, bu kişilerden oluşmuş bir gözlem kurulu ve o gözlem kurulunun keyfi kararları doğrultusunda yaşamlarını o 4 duvar arasında ve hasta halleriyle geçirmeye çalışan tutsaklarımız var maalesef. Mesela şu, siz ne yaparsanız yapın, Kürdün yaşama hakkı yoktur. Kürdün yaşamaya hiçbir şekilde bir hakkı gerekçesi olamaz, yoktur. Bu mesaj veriliyor. Ve ona rağmen de o dirençte, o kararlılıkta, o baskıcı rejime kararlılıkta işte hasta olmalarına rağmen, yaşları 70, 80, 90 olmalarına rağmen geri atmadan o cezaevindeki dik duruşlarını göstermeleri. Elbette ki az önce de söylediğim gibi yani Türkiye genelinde, Türkiye hapishanelerinde 1500-1600'e yakın bir hasta tutsaklar var. Ve 650-660 civarı da ağır hasta tutsaklar var. Şimdi bu benim kardeşim, senin kardeşin, toplumun insanı bu. Her ne olursa olsun toplum insanı bu. Suçu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun ama eğer ki hastaysa ve orada kalamayacak bir raporu varsa bütün bir toplum olarak bunlara ses çıkarıp bunların kalamayacak, kalmamalı deyip bir toplumsal bir ses vermemiz gerekiyor. Benim çağrım da şudur. Hem sivil toplum kuruluşlarına hem kendime demokratim, ben ne olursa olsun haksızlığa karşı gelen biriyim diyen herkesin bu sese, bu çağrılara, bu hasta tutsakları, bu ağır yaşam koşullarına, hasta tutsaklarının hiçbir şekilde kendilerini yaşatamayacak halde, ihtiyaçlarını karşılamayacak halde olan bu ağır hastalara lütfen sesinizi çıkarın. Lütfen nasıl ki bugün Ergenekon'daki olan albaylar, yarbaylar, bütün generaller ve hasta olduklarına dair yaşamlarını, oradaki ihtiyaçlarını karşılamayacaklarından dolayı tahliye edildiyse bu tutsakların da tahliye edilmesi gerekiyor. Kimliği ne olursa olsun, dili, ırkı diyoruz ya ne olursa olsun neticede bir yaşam hakkı ihlali var ve bu hak ihlalini bir bütün ortadan kaldırmamız için hep beraber ses olalım. Gelin şu AKP, MHP rejimine, bütün bu baskıcı zulmüne, ellerinin kirliliğini hep beraber ortaya çıkaralım, birlikte olalım, ses verelim, dayanışalım ve bunun ortadan kaldıralım diyoruz.